Sevgili yelkenli ve motorlu çift takipçileri, bu serimizde motosikletimizle Antalya'dan Mora Yarımadası ve İyon Adaları turunu gerçekleştirdik. Bir önceki bölümde Namfilyo'yu güzelce gezdik. Sonrasında Karatonas plajına ve Tolo plajına gidip akşam yemeğimizi yemiştik. Eğer bu bölümü izlemediyseniz lütfen yukarıda beliren karta tıklayın. Yasas! Yeni videomuzda Monemvasya'ya gitmek üzere Namfilyo'dan ayrılıyoruz. Yol üzerinde Sparta Antik Kenti'ni geziyoruz. Arkasından Monemvasya'da otel odamıza yerleşiyoruz. Monemvasya'da Adakale'yi gezdikten sonra denizin tadını çıkarıyoruz. Videomuzu izledikten sonra beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Taleme! Martçım gelecek. Bugün çıkıyoruz. Eşyalar toplanmış gidiyor mu yoksa? La 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 la. Tabii ki artık. Bugün Monemvasya'ya geçeceğiz. Hah, geliyor Mart'ı. Bu bizim mavi şimşeğin sesi. Monemvasya yine güzel bir şehir. Benefşe'de. Mert ödeme yapıyor. 1.40 motor, 2.10 neydi? Araba. Motor bakın 2.20, araba 3.15. Çok büyük bir fark yok. Mola zamanı. Türk arkadaşlarımız, onlar da İzmir'den geliyorlarmış. Vlog yapıyoruz YouTube için. Yelkenli ve motorlu çift. Yelkenli ve motorlu çift. YouTube. Hadi tekerinize taş değmesin. Sizlere de. Sparta şehrine girdik. Termopil Savaşı'nı duymuş muydun? Hayır. Bütçü Spartalı filmi vardı. Evet, onu da biliyoruz. Bütçü sana karşında Sparta'nın kralı Leonidas. Vay be. Bütçü Spartalı filmini hatırlayacaksınız arkadaşlar. Termopil'de terslere geçit vermeyen 300 tane aslan yürekli. Tarihte büyük yeri var o savaşın. Büyük bir kahramanlık hikayesi. Bu da heykeli. Bu da bizim Leonidas'ın heykeli. This is Sparta! Şu anda antik Sparta'dayız. Antik kente girmiş bulunmaktayız. Evet, Agora ve Akropolis kısmı sadece var burada. Bedavaymış Eda. Evet, çünkü pek kazılmamış, göreceksin şimdi. Evet. 30 Spartalı filmini burada çekiyoruz. 30 adet. Mert diyor ki Spartalı izleyenlerimize diyor, selamlar olsun aşkım, Sparta ile ilgisi yok buranın. Yok mu? Yok, hiç alakası yok. Aynı zannediyordum. This is Sparta! Ta buradan mı gelmişler? Ispartalı dayılar. Kimse bir yere gelmemiş aşkım. Tersler burayı almak istemiş, alamamış. Buraya gelirse nasıl alacak? Uzak ki burası. Pislik Tersler. Şöyle bir şeyler var. Burası işte Agora'nın duvarlarıymış. Duvar mıymış bu? Hı-hı. Yuvarlak bir binaymış. Güzelmiş ama. Yalnız güzel bir yoldan yürümüyormuş. Evet. Antik Isparta'nın yolları taştan olur. Antik Isparta'da yollar isimli belgeselimiz.
Sparti şehri günümüzde. Çok öyle sevimli bir şehir değil yani hani. Güzel tatlış bir şehir beklemeyin. Burada buraya bu kadar bakın, kaçın. Sparta'da gül bahçeleri, şey pardon, zeytin ağaçları ve zakkumda gezerken. Burası Agora'ymış. Heykeller de müzededir mutlaka. Tabii. Şöyle bakın ne kadar derin. Ta şuraya kadar kazmak lazım yani. 8. yüzyıldan kalma milattan önce. O yüzden çok hadi eski. Çok çok eski. Evet. Yani şey bayağı kazmak lazım. Biz şu an yaklaşık 4 metre 5 metre üstündeyiz yani. Evet. Durum bu. İstiyorsan... Diğer şeyler çıkarılmadığı için gezmiyoruz. Octavian Otel'e nihayet ulaşabildik. Burası odamız. Çok uzak, uzun yol yani değil mi Mert? Biraz mahvolduk. 170 kilometre. Yok 210. 210 kilometre. Sıcakta dur gez. Şurada 3 kişilik bir oda. Şey, taş yatak. Çok enteresan. Taş yani. Ayaklarım ya. Şöyle Monemasya. Ve söz konusu olan Monemasya'nın adası şu, bu yoldan gidiyor oraya zaten. Güzel, şöyle bir yerdeyiz işte. Evet, nasılsın hocam? Ne yapıyorsun? İyiyim, sağ olun. Gezmeye hazırlanıyoruz. Gezmek ciddi bir iştir çünkü. Hemen dinlenmeden başlamalıyız. Aynen öyle. Şu an hazırlandık. Hatta yaka mikrofonlarımızı bile taktık. Şöyle. Umarım sesim güzel geliyordur. Sizler için bir tık daha güzel ses almak için odamız bu. Konuş bakalım. Evet. Gayet güzel. Güzel. Odamızın pembe duvarları, açık pembe, koyu bakın pembe. Bakın şöyle taş taş. Saçlarımla son derece uyumlu. Şeyler yapmışlar. Şimdi böyle odadan çıkacağız şöyle. Monemvasya'yı da hemen göstereyim. Bakın şöyle. Şurası şey. Şu köprü sonradan yap. Gideceğim zaten, hadi gel. Şöyle küçük bir yolu var. Şöyle gidiyor. Fotoğraf çekelim orada gidip. Bakın nerede duruyor motor. Orada. Hadi motorumuzla hadi fotoğraf çekelim. Karşıya geçeceğim diyordum. Geçtin. Ay çok güzel. Aa, niye karşıya geçtim ki? Onu bilmiyorum. Sen motor sen, neredeydi? Sen geçelim dedim, ben de geçtim. Gerisi sende yani, bende değil. Of yani hava aşırı sıcak ya. Evet. Antalya gibi. Bayağı Antalya yani Mert. Evet, gözüktü ya daha ada. İyice ne? Antalya'dan kurtulduğumuzu sanıyorduk ya. Ama Nafilyo'dan bir en az 8-10 derece daha sıcak burası. Niye öyle acaba? Çok sıcak. Biz sıcak getirdik Antalya'dan. Bak iki tarafına da şey konuyor. Orada şimdi liman bak, var, burada demir yeri var. Osmanlı'da Mert, Monemvasya çok... önemli şehirlerden birisiymiş. Tamam. Benefşe yani menekşe derlermiş ona. Ne? Çünkü böyle akşam üstünde bu taşlara vuran renk, güneşin rengi çok güzel, böyle lavanta rengi oluyormuş. O yüzden benefşe diyorlar. Aynen. Burası aslında şu gördüğünüz ada aslında yarım adaymış. Evet. Karaya bağlantısı varmış her zamanki gibi. Şu anda da var ama organik olarak varmış. Fakat depremde çöküyor oradaki bağlantısı. Sonra ayrılıyor, ada haline geliyor. Buradan baktığınızda bir şey gözükmüyor. Asıl şehir kısmı denize bakıyor. Çok enteresan. Evet ve şeyde Akropolis'te o tarafta bir şehir var yani. Bilmiyorum ama tepede bayağı şey var. Sonradan böyle bir karayolu yapmışlar Mert. Evet. Bu kadar böyle gidiyorsun. Monemvasya mono tek demek kapı. Tek kapıdan giriş var. Burada burası gördüğünüz evet. Gibi arabanızı park ediyorsunuz. Yürüyerek gitmek zorundasınız içeride. Şimdi biraz hatıra fotoğrafı çekinelim. Hadi çekinelim. Hadi geçelim. Karşıya geçelim. Castro'ya doğru gidiyoruz.
Adakale. Şuralara Doris'i koyabiliriz Mert. Evet. Şuralarda da denize girilir, harika. Küçük iskeleler var bak. Evet, hoş gözüküyor. Kamp bile kuruyorlar. Free camping yapıyorlar. Şu otel gibi bir şey galiba. Evet, otel. Aa, evet, Nazareth Otel. Adayı gezmek istiyorsanız mecbur tabana kuvvet araç yoksa. Şurada yüzen insanlar var bak. Evet, şuralar çok güzel. Şu plaj nefismiş bak. Ay, çok pırıl pırıl Eda. Çok güzel. Burada yüzsek ya. Kaya, gökten düşmüş bir kaya gibi yani. Hiç alakası yok yani normal ana karayla. Adam el salladı kameraya. Evet. Ha, zaten duracağız ya. Aa, bizim motorcu burada 35 plaka. Aa, bak. İzmirli arkadaşlar. Evet, gelmişler gezmeye. Gel biz onun yanına koyalım. Bakıyorum da giriş kapısına gelmişsin. Evet. Bak gel. Arkasında koca bir şehir var. Yani biz böyle geldiğimizde hiçbir şey görmüyoruz. Şehir arkada. Evet. Hamamlar, evet. Mozoleler. Mert, burayı zamanında Venedik Spartalılar kurmuş. Sonra hem Bizanslar kullanmış, hem Venedikliler, hem Osmanlı. Evet, giriyoruz. Evet. Doğru mu hocam? Girdiğimizi farz edelim. Hadi bakalım. Burası böyle zor bir kale ada olduğu için zapt edilmesi Akdeniz'de bayağı... Kıymetli oluyor değil çok mi? Çok kıymetliymiş. Baksana hakikaten şey, surlar üstünde surlar var. Çok önemli bir manmış. Güzelmiş. Evet. Hemen girdik sayılırlı. Üstünde güzel bir saat kulesi varmış, taş. Diyorsun. Aha, yarım adanın. Bak, sokaklar çok şirin duruyor. Ay evet, çok güzel gözüküyor. Devam et yorumda, şöyle çekeyim seni. Yan Nesrit Sos'un evine gidiyormuş burası. Onu da anlatacağım. Evet. Şuradan da çatılar gözüktü bile bak. Evet. Yannis Yunan şair. Önemli bir Yunan şair ve burada Monemasya'da doğmuş. Burada da evi var. Hemen ilk girer girmez karşımıza bu çıktı. Hatta Nazım Hikmet için bir şiir var. Onu da söylemek isterim size. Hadi oku bakalım bunu şimdi. Okuyorum. Nazım, sen bizi öyle çok sevdin. Biz seni öyle çok sevdik ki. Küçük adınla çağırır herkes seni. Herkes sen der sana. Özgürlük ki adlarından biridir senin. O senin en güzel adın. Merhaba Nazım. Oo. O zaman selam olsun. Evet. İlk madem Yannis'i selamlayalım. Aa, construction. Olsun artık. Hah işte. Heykeli var en azından. Anısına. Yannis Ritsos. Güzel gözüküyor. Şuradan da aşağıya çekelim. Orta Çağ Kalesi ya resmen. Değil mi? Hı hı. Şöyle şey. Tadilat var. Bakın şöyleymiş. Evet, yukarısı. Yani kapalı. Ama şöyle yani yıkık bir kale şeyi var. Bu da yolu. Bakın ekmek katayısı. Bayağı ekmek.
Şahane. Şöyle yukarı yukarı yürüyüp aşağı doğru inmeyi planladık. Ay kedişleri. Çok şirin bir yer değil miymiş yalnız? Yani gelinmese olmaz yani. Özel bir yer. Kesinlikle özel bir yer. Üzülürdüm burayı görmesem. Eda'nın hediyelikçisi var. Bir an evvel Eda'yı oyalamalıyım. Aa bak şurada ne var Eda? Ha, nerede? Bak, ne var? Bak bak ne gözüküyor. Ama bir Monet Masi şey almayacağız mı canım? İşte diyorum benim baktım. Magneta. Zaten. 3 euroymuş. 3 euro. Ha. Önce fiyatları alırız sonra dönerken alırız. Toranteler çok şık. Evet restoranlar çok güzel yanlar. Eda'nın Spartalılar. Sevdiği eşyalar. 30 Ispartalı. Bak Monet Masi yazan güzel şeyler liseye var. Liseye devam ediyor. Evet, bir kilise ve çok lezzetli bir restoran var. Eda dondurma yiyecek mi? Güzel mi acaba? Dondurma yiyelim gel. Fresco polar. Çek sen, ben dondurmayı alacağım. Konya'dan limonlar varmış. Gel. Limonlar, bisküvit. Sicilya'dan fıstık varmış. Turmerik, portakallı yoğurt. Pistachio neydi? Fıstık. Fıstık mı? Moka. Falan filan. Mert bisküvili verdi. Evet. Limon sorbeti. Benim boyuma göre olduğu için ben iki top yiyorum. Eşitlik yani. Eda'nın boyuna göre. Eda bir yiyor. Çok lezzetli. Çok lezzetli. Doğru evet. Mu hocam? Evet. Pagoto. Bak arkamda ne var? Arkamdaki çan kulesi çok güzel. Evet. Evet, şöyle bir meydancık. Çok güzel meydan. Gezi devam ediyor. Artık yavaş yavaş büyük bir kilise, tepede de kale gözüküyor yıkıntıları. Yani çok büyük ama kale ta oralara gidiyor ya. Oradaki Yunan kızlar saçım hakkında konuştular ve çok beğendiler. Oo. Eda'nın saçını kim beğenmez ki? Çok havam oluyor arkadaşlar. Eda'nın evi yıkılmış. Tam da Mert'in evi diyecektim. Mert'in evi yıkılmış. Bana alacak oldu ev. Evet, bir adet bazilikaya. Aha, evet. Geldik. Nerede almadın? Mimari yapısı. Bakınca anlaşılıyor. Bakalım neymiş. Bunun gibi bir sürü var. Evet. Kiliseymiş. Hacı Anna Kilisesi. Evet, devam ediyoruz. Büyük bir Bizans yapıları görüyoruz değil mi genelde? Hep Bizans. 600'lü yıllarda Mert yıkılmış deprem olduğunda. Evet. Bayağı hem işte o giriş yeri yıkılmış. Hem de evlerin bir kısmı. Evet. Evet. Şuranın tatlılığına bak. Şimdi. Nereye? Çok güzel bir kafeye geldim. Çok güzel gözüküyor. Malvasya kafe. Malvasya. Malvasya buraya özgü bir içecek arkadaşlar. Bunu mutlaka böyle içelim. Böyle kırmızı tatlı bir şarapmış.
Tanrıların içeceği derlermiş Mert. Çok güzel. Bak kalenin içinde olduğumuz nasıl gözüküyor? Evet. Bu arada sonuna gelmişiz zaten. Bitmiş yani, küçük bir yer. Evet, doğu kapısı var ve bitiyor. Çok hoş. Çok şipşirin. Şu hamam değil mi? Bayağı hamam. Hangisi? Bu kilise mi? Kiliseymiş. Kilise canım. Ama hamam da var. Evet. Şimdi Upper Town'a çıkıyoruz. Yukarı şehir yani. İki kısım var. Biraz önceki meydan, kiliseli meydan, aşağı şehrin meydanıydı. Şimdi yukarı şehrin meydanı. Bunun da meydanı var değil mi? Evet. Hadi ona da bakalım. Ne imiş, neye benziyor imiş? Buradan şimdi şövalyeler böyle patır patır koştu, indi mi? Ha. Çok korkunçlu. Taktuk taktuk. Tukur 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 taka tukur indiler. Çam 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 çam. Çapalaka şupalaka dediler. Hep oteller var. Pansiyonlar var. Bu bayağı kale içi. Peki sence sağ mı sol mu? Bence sol. Sana Ağustos ayında en tepedeki evi tuttum Eda. Mert'cim çok sağ ol da burada in çık derken dizlerim artrit olur. Patlatırım ayında, dizleri de. Aynen. Aynen. Hiçbir işe yaramaz yani. Hani otantik yer, tarihi yer tamam da. Yok, bir yere diyorsun. Kadar. Bir nereye kerelik kadar gezilebiliyor burası. Yine çana çıktık. Sonra vay efendim. Minisküs yırtığı başlangıcı. Bunlar nasıl yaşıyor hala ya hakikaten? Aa şurada bak bir şeymiş. O da bir kilise. Dur bak bu neymiş? Artık numaraları bile silmiş ama. Ama bu hiç okunmuyor. Çok ilgilenmiyorlar. Evet. Mert arkadaşımız bizim için çekim yaparken drone ile. Ben de şöyle aşağı tarafa baktım size. Bu aşağıda 40'a yakın kilise varmış. Bir tane de hamam varmış. Bu meydanı da gezdik değil mi? Evet. Şimdi artık aşağı mahalleye bir bakma zamanı. En üstüne kadar baktık zaten. Mahalla. Doğru mu? Evet. Şimdi aşağıya bak nasıl iniliyor. İn bakalım nasıl iniyorsun? Şöyle iniyorum. Önce bir adım atıyorum dedim. Bu da kiliseymiş ama. Bir şey diyeceğim. Şu bitkiye bak, duvarda çıkmış. Sade kilise mi bu yoksa şey mi acaba? Aşağı mahalleye iniyor mu? Bu yol aşkım, kilise değil mi? Ha bu yol kiliseye çıkıyor. O eski kiliseye. Çünkü görmüştüm yukarıdan. Şöyle güzel bir kule var. Evet. Eski minare tarzı duruyor. Büyük meydana çıktık mı Mert'im? Evet. Bu bak, aşağı mahallenin meydanı değil mi? Ben sana bunu öğretmiştim. Neydi bu? Su akar, yolunu bulur. Klima. Evet, bu klima arkadaşlar. Buraya suyu dökersin. Buz gibi olur akşamüstü buralar. Pek olmaz gibi ama. Doğal klima. Bu topları Fatih Sultan Mehmet döktürmüş diyor Mert. Evet. Bizim zamanımızın topları. Aşkım bütün topları o döktürmedi. O değil zaten, o Şahi. O başka. Vay daha vay ne güzel. Vay. Buradan çok güzel gözüküyor yalnız. Aşağısı çok şahaneli. Of of of. Of of arkası of. Arkası da çok güzel. Burayla bir çekelim Eda. Of 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 yani. Evet şimdi geriye kilise kaldı. Bu da kapalı. Orada da güzel ağaçlar altında bir kafecik var. Ha şurada da harita var. Bu kilisenin adını bulalım. Şu 33 numaralı. Biz şu anda 12 numaradayız. Yani Mert Megali Tarya. Büyük meydan. Büyük Tarya. Evet hocam yol devam ediyor. Evet Portello'ya doğru ilerliyoruz. Portello.
Bak orada portal yüzenler yani, var. Geçit. Bak, deniz geziyorlar. Kapısı. Deniz kapısını orada yüzüyorlar. Tri-tri-lay-lay-li. Hey, incirler olmamış daha. Yok ya. Biz böyle denizlerde çok yüzdük. Tabii canım. Orası abartı değil o yani. O gelirkenki var ya, orası ben, çok güzeldi. Ben orada yüzeceğim. O güzel. Bir de bizim ya da evin şey önündeki güzel. Güzel. Bizim evin önündeki sağ tarafında da sanki. Bence ikisinden de yüzelim. Ha. Sırayla. Önce ona, sonra ona gidelim. Evet, bazı Pazari. Bak, var. Venediklerin Pazari. Bazar of the Turks. Bizanslar Mesiodos diyormuş. Venedikler Foros diyormuş. Biz Pazari. Yunanlar Agora. Evet. Böylece şey olarak bitirdik yani. Artık bundan sonrası yok. Şimdi az daha yukarıya çıkalım. Gerisin geri. Gerisin geri dön Eda. Malvasya içersek mala bağlar mıyız diye de içimde bir korku var. Zaten işimiz yok. Evet. Ama çok güzel gözüküyor. Mekan da bomba gözüküyor içerideki. Ya çok güzel yapıyorlar böyle. Böyleli yerleri çok güzel yapıyorlar. Ay, ah, teşekkür ederim. Evet. Çok güzel oluyor. Dantelli perdiler. Buraya özgü soyluların içeceği denen Malvasya'ya deneyeceğiz. Şöyle fiyatlarımız. Hadi bakalım. Yanında da bir peynir tabağı. Roket güzel. Sen bana bir tane büyük bir roket getirsin. Şimdi bu Malvasya denilen buranın soylu içeceği efendim. Malvasya. Malvasya bir nevi yani ne o, tatlı şarap. Evet. Neyle dalga geçtin sen şimdi benimle? Şimdi bu Eda dedi ki bundan bir tane içelim de fazla içersek sersemler gidemeyiz. Evet, dedi. Meaş kadarcık bir şeymiş. Ben de diyorum ki şey bildiğin şirince şarap. Aynen, bence de ya. Şirince daha güzeldir belki de. Yani ya da Süryani şarabı çıkacak, bak iyi bak. Bira falan. Aynen. Hadi afiyet olsun. Hadi. Yarasın. Gittikçe masamız şenleniyordu. Masamıza misafir mi gelmiş? Bak şimdi küçük Leonidas, bir şey söyleyeceğim sana. Benim bir tane oğlum var, Ankara kedisi. Senden çok daha güzel o. Sen çikinsin. Çikin. Kavruk Leonidas bu. Kavruk. Kavruk Sparta. Para bitti mi? O kadar yemek verdik. Azıcık bir damlası. Ama bizimki Angora babası yani. Angora evet, kedisi sası, ya. Ankara kedisi. Çok güzeldir kedi. Yani. Aynen. Bizim masamıza musallat oluyor. Baba nasıl oluyor? Hani 7-24. Şey, hala anda, daha şu an musallatlık. Şu an aşırı yani. Bak şöyle musallat oluyor. Bak, şu bir el çabukluğu marifetli. O etleri bulamadı galiba. En son bak şöyle kovuyorsunuz. Şuradan suyu alıyorsunuz. Pıt pıt pıt. Pıt pıt. Bak görüyorum bitti. Gitti bu kadar. Baktın uslanmıyor. Bak. Bir daha pıt pıt, pıt. Bak şimdi akıllı akıllı duruyor. İşte etkilenme. Masadan böyle kovulur kedi. Hiç etkilenmedi. Üç kişilik masamızı göstermek istiyorum. Bir Monemvasyalı olarak daima yarımada da denize gireriz akşamları Mert'le. Dikkatli yürüyelim. Şurada güzel kayalık. Buranın duşu da var zira, o yüzden de tercih var etmiş. Var mı? Hakikaten var mı? Çok güzel. Çarçız bir belik de olabilir. Kalelerde o kadar yürüdük, artık hak ettik. Denize girmeyi.
güzel gözüküyor. Mert kapitan dayanamadı, giriyor bir de. Ayağına dikkat et. Nasıl, soğuk mu? Nafilyo ile kıyasla. Oradan biraz soğuk dünkünden. Ama hava da burada daha sıcak ya, ondan olabilir. Gel gel, bir şey yok ya. Buranın su altı çok canlı. Oo, çok güzel ya. Nefis. Harika. Müthiş var ya, çok of. Güzel yani, anlatamam. Nefisi koy. Ben şu aradan geçeceğim kayaları. O mor tağlasa. Sevgililer sonsuza dek ayrılmazmış. Yanımızdan kefal sürtü geçti sen oradaki. Ya ne güzel. Vallahi orada bile kefal sürtü. Çekseydin keşke. Çekemedim, üstlerini yüzdüm. Vay be, ne güzel kefaller. Ama çok güzel, ılık. İşte Nafilyo'dan falan soğuk değil arkadaşlar, çok ılık. Tam alıştığım Antalya sınırı. Bir Antalya çocuğu olarak gayet buradaki suları takdir ettim. Mert Bey, neler oluyor orada? Arap var. Ne yapıyorsun? Ne ara yaptın bunları? Nefis. Soğuk buz gibi. De ne o? Aa, peynir de var. Ya bilmiyorum, siz de yani siz hep böyleyiz. Şarap, peynir falan. Gün batımlarına karşı özellikle bir asirtik olmazsa. Bu arada nerenin şarabıymış? Aa, Titanic'i. Hey, Selanik'e sevgiler. Fotoğraf mı videom? Kamera arkası çekiyor. Kamera arkası var. Ağrı'da sınırdan içki aldım, tamam mı? Üstünde şey yazıyor, işte çok ucuz oluyor çünkü orada Doğu Beyazıt'ta. İşte Azerbaycan vodkası aldım. Böyle gayet güzel. Olimpos'a getirdik, içeceğiz orada. Şey böyle üstüne okuyoruz ya, ismi de Minbir Geca'ydı. Minbir yazıyor, Minbir Geca. Neyse işte gülüyoruz ediyoruz. Ben okurken bir baktım üstünde şey yazıyor. İçmeden önce soyunun. Ha falan. Okuyoruz. Lan yanlış mı okudum ben falan filan böyle.
bayağı içmeden de soyunamıyoruz. Baştan soyunuyoruz. Oğlum ne demek bu falan. Ya meğer şeymiş de etraftaki çardaklardan falan dediler. Hani bilenler soğutun demek istiyormuş. Yani içmeden de soğutun, soyunun. Azerice arkadaş. Soyuzun falan mı diyor, ne diyor? Şöyle. Yatıyor musun? Sere sarp. Evet. Ne yapıyorsun? Atlama yok. Hayır. Gaza gel. Tepesi takla olma. Nemeye aslanı geliyor. Eda, Apatin, Atalia. Aa, balıkçıklar var bak. Kahraman Eda. Orada demirler var. Çok tehlikeli. Artık yeter. Laf dinle. Tamam hadi. Ama ben gittim, bay bay. Nereye gidiyorsun? Bay bay. Hey, gitme. Aa, Eda gitti. Eda o kayalıklara saklandı ve orada yaşamaya başladı. Buraya mı? Arabayla gidenler bize bakıyor. Kaderdaşlarımız. Onların da itfaiye sürekli dolaşıyor. Yazık ya. Allah korusun. Mert, çekek yeri nasıl? Şey, pardon. Kooperatif yaptırdı. Balıkçı Kooperatifi, Manem Asyalı Balıkçılar Kooperatifi. Yani Mert buna bağlı olarak hemen buraya yerleşebileceğini söylüyor. Aynen, tonuzumuz var. Zaten hakim rüzgarlar kapalı arada. Restoranlar hepsi arkadaş. İyi insanlar. 2 loca şirketin peşi. Ya çok komik anlatıyor ya. Neydi o Gökhan? Şey var arkadaşlar, evet ya, Instagram'da Gökhan. Bayılıyoruz ya. Harika yani. 2 kilo Yunan'dayım diyor. 1 kilo cacık yedim diyor ben işte. 1 kilo yalnız. Kim getiriyorsa 1 kilo cacık yemek aldı. Şu anda böyle bir adı tır atıyoruz. Daha butik, burada daha farklı. Evet. Ama kale başka tabii, Castro yani. Şu anda bu masal gibi diyarda olduğuma inanamıyorum. Sizce de masal gibi değil mi? Gezdiğimiz kayaya bakın. Mert'cim ne yiyorsun? Ben kabak kızartma yiyorum. Kabak kızartma ya. Hassasıyım bu arkadaşlar. Bu adamlar bir şey böyle. Kabak bu kadar lezzetli olabilir. Hakikaten ya. Sarımsaklı yoğurtlu sosu. İncecik. Kabağı da çok güzel. İncecik oluyor hakikaten yani. Şöyle incecik. Bayağı bildin. Ve hiç böyle bir kızartma yemişsinizdir yani. Gerçekten çok güzeldi. Tabii ki Greek salat. Ve tabii üzerine ki koyduk, benim miktarını gösterdi. Plomari. Evet ya. Bunu da gösterdi. Şunu koydu ve şunu koydu yani fetayı.
löp diye. Bu arada manzaramız çok güzel. Sabahki kastromuz şurada bir yerde, şöyle gözükmüyor. Mert ne oluyor elinden ikide bir? Ekmek düşüyor bak. Ekmek hep düşüyor Mert'in şuraya. Yağın sosun içine. O ne? Bu sardalya arkadaşlar. Oo, sardalya kızarmış. Sardeles. Tamam, hadi bakalım. Şey kokuyor. Büyük koyu kokar ya. Burası çok güzel bir yer bu arada. Tavsiye ederim. Büyük kokan sardalya kokuyor abi. Nefis kokuyor. Neydi ismi buranın? Akroyali. Akroyali'ye gelin. Sardalya'yı yapmışlar.